sevgili koçlar ve yükseleni koç olanlar, 2-8 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, yeni yılın ilk haftasındayız. Geçen yılın son günlerinde doğan Oğlak yeni ayının etkileri de devam ediyor. Ve hafta boyunca bu yeni ay etkileri de günlük hayatımıza daha fazla dahil olmaya başlayacak. Merkür Retrosu devam ediyor. Bu haftada Merkür Retrosu'nun etkileri altında olacağız ve hafta sonu artık ileri gitmek üzere duracak. Dolayısıyla özellikle Merkür'ün tesir ettiği her türlü iletişim, anlaşmalar, konuşmalar, ulaşımla ilgili konular, bunlara bu haftada mümkün olduğu kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, gökyüzü pozisyonuna baktığımızda hafta başında ay pazartesi günü Kova burcunda başlıyor haftaya, ama öğle saatlerinden itibaren Balık burcuna geçiş yapacak. Ayın Balık burcuna geçmesiyle beraber biz de biraz daha böyle ruhsal olarak içe dönmeye başlayacağız. Aynı zamanda Mars Balık burcunda ilerliyor, Neptün Balık burcunda ve ayın 3'ünden sonra da Venüs Balık burcuna geçecek. Bu da bize duygusal bir haftada olduğunu işaret ediyor. Özellikle Salı gününden itibaren biraz daha böyle hafta ortasında içsel dünyamız hareketlenebilir. Manevi konulara daha fazla çekilebilir. Tabii bunu yaparken çevremizde olup biten her şeyden çok fazla etkilenmemiz, duygusal iniş çıkışlar yaşamamız da mümkün. Biraz daha akışta kalmaya çalışmalıyız. Aynı zamanda Neptün etkisi de ilişkilerimizde çok fazla belki hayalci olabileceğimizi, fazla beklentiler içerisinde olabileceğimizi gösteriyor. Bunun yanı sıra hayal kırıklıkları ve kayıplarla da karşılaşabiliriz. Özellikle sanat gibi yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenmek için iyi bir haftadayız. Balık burcundaki bu gezegenler sanatsal yaratıcılığımızı ve ilham enerjisini çok fazla arttıracaktır. Bu da bize oldukça destek olabilir. Evet, çarşamba akşamından itibaren Ay Koç burcuna geçiyor. Bu şekilde biraz daha enerjiler dışa dönecek. Ay Koç burcunda daha mücadeleci, daha kavgacı olacağı için biz de kendi isteklerimiz, kendi hedeflerimiz için daha girişken ve cesur davranmaya başlayabiliriz. Ancak özellikle Perşembe günü ay geçişleri gergin. Buna dikkat edelim, çünkü çatışmalar olabilir, münakaşalar olabilir. Günlük hayatımızda böyle özellikle ilişkilerde baskı ve manipülatif davranışlarla karşılaşabiliriz. Kaza ve sakarlıklara, kronik sağlık sorunlarına Ay Koç geçişlerinde dikkat etmeliyiz. Çünkü kronik ağrılar, migren gibi, baş ağrıları gibi sorunları en fazla yaşayabileceğimiz bir ay geçişi. Buna dikkat edelim. Evet, hafta sonundaysa Ay Boğa burcunda. Biraz daha huzur ve güvenlik ihtiyacımız artıyor. Rahatımıza da düşkün bir hafta sonu olabilir bu. Çok fazla hareket etmek istemeyebiliriz. Güvende olduğumuz yerde, kendimizi güvende hissettiğimiz kişilerle, sevdiğimiz kişilerle birlikte geçirebileceğimiz bir hafta sonu. Özellikle zevklere, her türlü sevdiğimiz uğraşa daha fazla zaman ayırabiliriz. Maddi konular içinde olumlu etkiler alabiliriz. Plüto Oğlak burcunda Güneş'le kavuşacak. Evet, güçlü dönüşümleri tetikleyen bir açıdır. Ama ay geçişi bunu destekliyor. Bir şekilde belki yapmak istediğimiz maddi manevi güvenliğimizle ilgili olabilir bunlar. Değişimler, dönüşümler için biraz daha kendimizi cesaretli hissedebiliriz ya da daha güçlü ve güvende hissedebiliriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.